İyi ki şu perdelerle avizeleri de taktırmışız. Abla şunları nereye koyayım? Şimdi küreyi koyuver ya. Of çok yoruldum vallahi ya. Saçımın başımın da haline bak. Ne işin var şimdi saçınla başınla ya? Ay çok ağır, dikkatli olun Sedat Bey. Of. Yardım edeyim ben size. Gerek yok. Çok zahmet oldu size. Şu tarafa koyalım. Ben yardım edeyim Gerek size. Gerek yok, bırakın, ağır değil. Vallahi siz olmasaydınız ne yapardık bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz. Zahmet oldu. Zahmet ne demek canım? Şu karşı dükkanda değil mi sizinki? Evet, hemen şuradaki. Ev de mi burada? Üst sokakta. Bu son parçaydı herhalde. Ben müsaadenizi isteyeyim. Dükkan boş kaldı da. Ya kusura bakmayın. Size de işinizden gücünüzden ettik. Çok teşekkür ederiz tekrar. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Güle güle oturun. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Sana ne abla adamın evinden? Ne var canım? Sorduk işte. Meraktan. Ya evet, meraktan. Bir de adama ayaküstü 40 tane yalan söyledin. Yok yeni boşanmışmış da. Yok kocasına izni kaybettirmek istiyormuş da. Ne deseydim? Eski komşularımız peşimizde, onları biraz dolandırdık da onlardan mı kaçıyoruz deseydim? Of abla, of. Sanki ben anlamıyorum adamı beğendiğini. Ya abla! Abla! Abla duyuyor musun beni? Of ne diyorsun ya? Bakma artık şu adama, yeter artık. Hem bak fal falan da bakmayacaksın kimseye, tamam mı? Bu saçmalıklar yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Tamam ya. Zaten artık tövbe ettim. Biliyorum ben senin tövbeni. Yok bakmam vallahi. Artık başkası baksın benim falıma. Bak hala ne söylüyor ya. Hem belki adam evli. Merhaba hayatım. Oo, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Bu da kim? Bak gördün mü? Karısı mıdır, nişanlısı mıdır? Çok da çirkinmiş. Aradım demin seni. Duymadın mı? Aa. Duymadım canım. Birkaç eksik vardı. Onları al diyecektim ama ne yapayım, ben çıktım artık. Tamam canım, gir sen. Abla çekil artık şu pencereden. Selam. Aa. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abla! Abla, misafirimiz geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İyi, bayağı toparlamışsınız. Yardım edilecek bir şey var mı? Toparladık ya. Sağ olsun Sedat Bey yardımcı oldu. Sedat Bey mi? Bizim Sedat mı? İşte şu karşıdaki esnaflardan. Hmm, hayret. Neden hayret? Karısı Gülşen burada da pek kıskançtır. Nasıl izin verdi kocasına acaba? Öyle mi? Hmm, hem de nasıl? Oturun şöyle biraz. Biz de dinlenmiş oluruz. Toplamışsın gene gazeteleri. Sıkılıyorum evde, ne yapayım? He. Yıldız falları için değil yani. Yok canım. Sen gene de bir bak bakalım. Akşama ne yemek yapması gerekiyormuş yengeçlerin.
Ya Sedat. Tamam canım, takılıyorum sadece. Tamam, ben gidiyorum. Akşam görüşürüz. Görüşürüz hayatım. İyi kızdır, hoş kızdır ama biraz tuhaf halleri vardır. Olmadık kişilerden kocasını kıskanır. Fallara, büyülere de çok inanır. Ya. Aman, zaten bu mahallede herkes bir acayiptir. Ben çoğuyla görüşmem. Nasıl yani? Sürekli fal mı baktırıyor? Fal baktırır. Yıldız fallarına da çok inanır. İşi gücü yok herhalde. Çocukları da olmadı daha. Ama Sedat çok iyi çocuktur, Allah'ı var. Bütün mahallenin yardımına koşar. Aslında gözü de Gülşen'den başkasını görmez ama Gülşen yine de kıskanır. Aman, gençlik işte. Hadi ben kalkayım artık. Siz de bölmeyin işinizi. Peki, siz bilirsiniz. Hadi, Allah kolaylık versin. Teşekkür ederiz. Hadi, görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gözü başkasını görmezmiş. Göreceğiz bakalım. Merhaba. Merhaba. Şenay Hanım. Tanıyamadım birden. Benim ben. Bitirdiniz mi işleri? Sayenizde. Hala sizin gibi insanlar var mı? Estağfurullah canım, ne olacak? Siz bir yere gidiyorsunuz herhalde. Evet. Muhtarla soracaktım size. Hemen sokağın başında. Yakınmış. Evet, yakın. Hayırlı işler Sedat. Sağ ol Semra ablacığım, hoş geldin. Bana bir süt bir de yoğurt. Hemen. Bak Semra abla, yeni komşumuz Şenay Hanım. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de. Nurten Hanım'ın evine taşındınız değil mi? Evet. Hayırlı olsun, güle güle oturun. Teşekkürler. Ben size iki apartman yanında oturuyorum. İşiniz yoksa Sevel Hanımlar'da yarın gün var. Beklerim. Hem komşularla da tanışmış olursunuz. Vallahi işlerimiz daha bitmedi ama. Eşim de gelecek. Onunla da tanışmış olursunuz. İşlerimi yetiştirmeye çalışırım. Gelmek isterim tabii. Mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşürüz Şenay Hanım. Buyur Semra abla. Teşekkür ederim. Başka bir isteğin var mı? Siz bir haber bekliyorsunuz uzun zamandır. Biraz da sıkıntılı çıkmış hane için. Aha. Haber gelmediği için herhalde. Vallahi bildi. Oğlum 2 yıldır tayin bekliyor. Dedim ya komşum, benimkini de bildi vallahi. Kapı çaldı. Bakayım kim gelmiş. Hoş geldin Gülşen. Hoş bulduk Semra abla. Buyur gir kızım, gir. Bir de yol görünüyor size. Uzun bir yol. Gülşen de gelebildi sonunda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hastayım, biraz geç kaldım. Kusura bakmayın ne olur. Oo, zaten kahveler de içilmiş. Bak Gülşen'cim, yeni komşumuz Şenay Hanım. Memnun oldum. Ben de. Şenay Hanım çok iyi fala bakıyor deminden beri. Vallahi demin benimkine de baktı, çok iyiydi. Öyle mi? Ben de isterim o zaman. Sırada ben varım ama. Sırada ben de varım. Ama ben çok duramayacağım, hastayım. Hadi lütfen. Tamam, hadi bakalım. Zaten fal deyince Gülşen için akan sular durur. Ben sana kahve yapayım bari. Ben öyle herkesin içine baktıramıyorum. En doğrusunu yapıyorsun aslında. Ben de öyle bakardım eskiden. Eskiden? Eskiden çok bakardım. Ama sonra bıraktım. Neden bıraktın? Tabii insan korkuyor bir yerden sonra. Kapıda sıra olmaya başladı insanlar. Ama sonra başa çıkamadım, bıraktım ben de. Şimdi yalnız eşe dosta bakıyorum. Çok merak ettim şimdi. Bakalım. Thank you.
Ne oldu? Of. Kötü bir şey mi gördün? Yok. Kötü bir şey değil de... Ben bakmayayım bu falan. Aa, lütfen. Ne gördün? Of. Biraz sıkıntılı görüyorum. Sen evli misin? Evet, evliyim. Kocanla ilgili olacak yaşayacağın şey. Zaten şimdi de bir huzursuzluk içindesin ama kocan bunun farkında bile değil. O kendi dünyasında. Seninle ilgilenmiyor eskisi gibi. Evet, doğru. Biraz dikkatli olman lazım. Kocanın gözü biraz dışarıda gibi. Ne? Evet, fark etmedin mi hiç? Yani... Yoo. Ama merak etme, böyle devam etmeyecek. Ne olacak? Büyük değişiklikler olacak hayatında. Ne gibi? Çocuk sahibi olmak gibi mi? Düşünüyor musun yoksa? Evet. Bana sorarsan biraz bekle derim. Şey... Şu anda bile şüpheleniyorum aslında. Galiba hamileyim. Sakın kocana söyleme hamile olduğunu. Neden? Bu haber onu senden daha da uzaklaştırır da ondan. Ama nasıl olur? Çok çocuk istiyordu Sedat. Erkekler hep istiyoruz derler. Çocuk olduktan sonra da kaçacak delik ararlar. Ne oldu? Bir şey yok. Hay Allah. Dedim ben bakmayayım diye ya. Of. Yok yok. Midem zaten çok kötüydü. Ben gideyim şimdi. Kusura bakmayın ne olur. İnandı saftirik. Ben gidiyorum Semra abla. Aa. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ne oldu Gülşen? Daha oturamadık ki hiç. Midem çok kötüleşti Semra abla. Kusura bakma sakın olur mu? Daha ne limon yapardım ben sana kızım? Yok gideyim ben Semra ablacığım. Tamam geçmiş olsun ne yapalım? Ah. Görüşürüz canım. Hoşça kal. Şuradan çantanı da al. Hadi ben seni geçireyim. Hadi kızım. Allah Allah. Ne oldu bu kıza? Ben de anlamadım. Daha fala başlamadan kötüyüm dedi gitti. Ben senin falına bakayım. Bak bakalım. Heh, bakalım. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu size. Ne demek? Buyurun. Kusura bakmayın eve kadar yardımcı olmak isterdim ama çırağımız olmadığı için maalesef yardımcı olamıyorum. Önemli değil. Ayaklarınıza sağlık. İyi yine günler. Bekleriz. Sedat? Oo, sen mi geldin? Evet. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapayım? Müşteriye yardımcı oluyorum. Eve kadar da götürseydin bari. Ne diyorsun Gülşen? Ne gerek var? İki parça şey zaten. Ya hatırlı bir müşteri Gülşen. Öyle mi? Hatırlı demek. Evet. Her zaman bizden yapar alışverişini. Hem sen niye erken çıktın Semra abladan? Gene yüzünü evde unutmuşsun. Aa. Midem çok kötü. Eve gidiyorum ben. Yediniz tabii pastaları, börekleri. Yok. Dünden beri rahatsızım. Allah Allah. Doktora gidelim mi? Yok, gerek yok. Yatınca geçer. Neyse ben gidiyorum. He. Az daha unutuyordum. Akşama maç var bizim çocuklarla halı sahada. Maç mı? Evet. Her salı yapıyoruz ya. İnanmıyorum sana ya. Ben burada hastayım diyorum. Sen maç diyorsun. Çok güzel vallahi. Ya sen önemli değil demedin mi biraz önce? Tabii, önemli değil canım. Senin maçın yanında lafı mı olur? Allah'ım ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Nasıl geçti? Fena değil. Çok yoruldum ama. E kolay mı iş bulmak? Acıktın mı? Yemek hazırlayayım mı? Yok dışarıda yedim bir şeyler.
Ben bir üstümü değiştirip geleyim. Tamam. Saat kaç oldu hala yok. Hastayım dedim bir de. Kadının dedikleri çıkıyor tek tek. Alo. Selamünaleyküm abi. Ya abi ne oldu şu bizim marketin tabela işi? Tamam da 2-3 güne gelirim demiştin. Bir hafta oldu. Aman abi gözünü seveyim aksatma şu işi ha. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sedat abi koş. Halil amcayı hastaneye yetiştirelim. Oğlum ne oldu bir sakin ol. Halil amca fenalaştı. Halil amcayı. Tamam. Hadi abi çabuk. Tamam, tamam sen git ben arabayı alıp geliyorum hemen. Hiç umurunda değilim ki hiç. Geldi hadi. Getirin getirin. Aman abi dikkatli. Dikkatli. Hadi. Hadi. Tamam. Hala yok. Gerçekten maça mı gitti? Yoksa başka bir yerde mi? Arama zahmetinde bile bulunmamış beyefendi. Allah'ım ne yapacağım ben? Açmıyor bir de. Allah'ım nerede bu adam ya? Ökkeş nerede? Ben de kimden yardım bekliyorum? Nasıl geçti gün? Kalabalık mıydı? Fal falan bakmadın değil mi kimseye? Yok canım ne falı? Bir daha girmem o işlere. Bana ne? Kim ne yaparsa yapsın. Bu gece gidecek. Ben bir çay daha alacağım. İster misin? Yok canım benim çayım var. Diyorsun ki ona, mög. Abla! Abla? Ne yapıyorsun burada? Kime bakıyorsun? Bu kadın kim? Sana ne? Kimse kim? Olmadı ama böyle. Keşke evine bıraksaydım seni. Yok, çok teşekkür ederim Sedat. Vallahi sen olmasaydın yetiştiremezdik babamı. Allah senden bin kere razı olsun. Ne demek Gamze? Halil amca hepimizin babası. Hem sen de üzme artık kendini. Birkaç güne kadar çıkar hastaneden. Tamam mı? Tamam. Çok da samimiler. Abla lütfen ya. Hadi içeri girelim. Lütfen hadi. Tamam ya. Ben şu ihtiyaçları alıp hastaneye döneceğim tekrar. İstersen bırakayım mı seni? Yok sağ ol. Gülşen merak etmiştir. Hayır. Kaç saattir hastanedesin sen de.
Amcam geldi. O bırakır beni. Sen merak etme. Peki. Ama bir şey olursa mutlaka haber ver bana. Tamam. Tekrar teşekkür ederim. Of, 19 cevapsız çağrı. Neredesin sen? Ya sorma Gülşen. Halil amca fenalaştı, hastaneye götürdük. Hadi ya. Ne diyorsun Gülşen? Telefonunu niye açmadın peki? Dükkanda kalmış, haber veremedim. Tesadüfe bak sen. Ben burada hastayım diyorum, erken gel diyorum. Sen kim bilir neredesin? Ne demek neredesin Gülşen? Ne zaman yalan söyledim ben sana? Bilmem, sen daha iyi bilirsin. Gülşen sinirlerin mi bozuk senin? Yo. Bak, yarın hastaneye gideriz. Bu halsizlik nedenmiş öğreniriz. Sakın kocana söyleme hamile olduğunu. Neden? Bu haber onu senden daha da uzaklaştırır da ondan. Gülşen? Hayır, gerek yok doktora falan. Neden? Yok işte, boş ver. Mahallelinin sağlığı senin için daha önemli. Abla, ben çıkıyorum. Tamam canım. Buyurun. Aa, Gülşen. Günaydın. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yo, içeri gelsene. Kardeşim Aynur. Memnun oldum. Ben de. Aynur da çıkıyordu şimdi. Sen geç içeri. Ay, ne dediysen çıktı Şenay abla. Çok kötüyüm. Neyse otur sen. Geç hadi geç. Sen yine ne karıştırıyorsun? Yok bir şey ya. Hadi çık sen. Hadi. Ya sabır, ya sabır. Sedat buraya geldiğini gördü mü? Yok, görmedi. Sonra benden bilmesin de. Yok Şenay abla. Senin ne suçun var? Her şey ortada aslında. Yani. Of, çok sıkılmışsın canım ya. Hem de nasıl? Bütün gece hiç gözümü kırpmadım. Çıkmış vallahi. Bir kadın çıkmış bir de. Kadın mı? Bak bak bak. Bak şurada. Nasıl bir kadın? Kocanın etrafında güzel bir kadın. Ya deme Şenay abla. Çıkmış işte. Sarışın, orta boylu, alımlı bir kadın. Bak, bak şurada. Görüyor musun bak? Kim ki bu kadın? Çok uzakta değil. Haneye yakın çıkmış. Allah Allah. Kaç tane sarışın kadın var ki mahallede? Nurhan teyzenin kızı var. Ama uzun boylu. Bir de Halil amcanın kızı var. Geçen sene boşanan. Dün onun babasını hastaneye kaldırmışlardı. Telefonu da açmadıydı. Bak işte, gördün mü? İnanamıyorum ya. Bu kadın yeni mi boşandı? Evet. Daha bir yıl olmamıştır. Babasının yanına döndü. Neden boşanmış peki? Anlaşamamışlar. Sen de buna inandın mı? Evet. Ne kadar safsın.
Yani temiz kalplisin. Neden boşanmış olabilir peki? Neden olacak? Sedat için canım. Sedat için mi? Peki Sedat? Onun gözü var mı onda? Dur bakalım. Nasıl söyleyeyim şimdi? Hamile olabilirim diyorsun bir de. Söyle sen Şenay abla ne olur. Ne görüyorsan söyle. Doğru. Bunları bilmen daha iyi. Onun da gözü var bu kadında. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Dur sakin ol. Bebeğini düşün. Kimseye bir şey söyleme şimdilik. İstersen ben buradan takip ederim bir süre dükkana girip çıkanı. Ha ne dersin? Yapar mısın gerçekten? Yaparım tabii canım. Sen merak etme. Gözüm üstünde. Sen şimdi ona görünmeden hemen doğru eve git. Hadi. Ha, tamam. Hadi canım hadi. Hoşça kal. Hadi hadi görüşürüz hadi. Bugünlerde attığınız adımlar veya sarf ettiğiniz sözler önümüzdeki birkaç günün seyrini etkileyecektir. Bugün hoşunuza gitmeyen bazı haberler alabilirsiniz. Ay tutulması bütün gizli konuları açığa çıkaracak. Hayatınızdaki kişiyi kaybetme korkusuyla hatalar yapabilirsiniz. Dikkatli olun. Herkese güvenmeyin. Merhaba Sedat Bey. Merhaba. Pardon, Sedat. Hoş geldiniz. Börek getirdim size. Efendim, niye zahmet ettiniz? Çok teşekkürler. Ne zahmeti? Afiyet olsun. Nasıl, alışabildiniz mi mahalleye? Alıştık sayılır. İnsan neye alışmıyor ki? Yeni eve, yeni hayata alışmak kolay. Doğru söylüyorsunuz. Asıl zor olan geçinemediğin birine alışmak. Ben yıllarca çektim ama sonunda boşandım. Ama çok zor kıskanç birine katlanmak. Sizin sorunlarınız vardı herhalde. Evet ama en büyük sorun kıskançlıktı. Yaşamayan bilmez. Haklısınız. Merhaba Sedat. Merhaba Gamze. Halil amca nasıl oldu? İyi çok şükür. Yarın taburcu oluyor. Oo, haberler güzel desene. Evet vallahi senin sayende. Lafım olur canım ne demek. Bak bu arada Şenay Hanım mahallemize yeni taşındı. Öyle mi? Gamze Hanım da Halil Bey'in kızı. Memnun oldum. Merhaba. Ben de. Ama ben senden bir şey daha rica edecektim. Tabii tabii. Bizim mutfaktaki muslukta bir arıza var da sürekli akıtıyor, kapanmıyor. Hastaneye git gel yapmaktan ben de bir usta çağıramadım. Bir ara uğrayabilir misin? Yani müsait olduğunda. Olur. Akşam dükkanı kapatınca uğrarım. Ay çok makbule geçer vallahi. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ben de gideyim o zaman. Görüşürüz Gamze Hanım. Görüşürüz. Hoşça kal. Alo? Şenay abla? Gülşen, Sedat çıktı dükkandan. Eve geldi mi? Yok, gelmedi. Dükkandan çıkalı bayağı oldu. Nerede acaba? Gamze de birkaç kez geldi gitti dükkana.
Hı hı. Bence ona gitti. Yok, hayır olamaz. Biliyorum, kabul etmek zor ama ben neredeyse eminim. Yok. Yok olamaz. Git kendi gözünle gör. Doğru olamaz. Allah'ım, ne olur bu doğru olmasın. Başka bir şey lazım mı? Yok yok, ben bunlarla hallederim. Allah'ım, ne olur burada olmasın. Ben. Tamam. Aa, Gülşen. Gülşen. Demek. Allah kahretsin seni. Gülşen. 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 Gülşen, dur bekle. Gülşen. Gülşen. Allah'ım, ne yapacağım ben şimdi? Git buradan, git. Ya çekilsene Gülşen, ne yapıyorsun? İstemiyorum Gülşen, seni. Gülşen, ne yapıyorsun sen ya? Bıktım, kendine gel ya. Bir de utanmadan kendine gel diyorsun bana. Git buradan, git. Ya nereye gideyim Gülşen, saçmalama. Nereye istiyorsan, nerede mutluysan oraya git. Gülşen, neler söylüyorsun sen? Komşular duyacak, ayıp olacak. Kim duyarsa duysun, tamam mı? Benim dışımda herkes biliyormuş. Ya neyi biliyormuş Gülşen, anlamıyorum. Hala daha inkar mı ediyorsun? Hala daha inkar mı ediyorsun? Seni o kadının evinde gördüm. Ben bir şey yapmadım. Tamir için çağırdı beni. Ya babası hastanede, sen bilmiyor musun? Sus, sus, sus. Daha fazla yalan söyleme. Hala inkar mı ediyorsun? Seni o kadının evinde gördüm. Bunu bana nasıl yaparsın? Ya Gülşen, yapma, saçmalama. Git, boşanacağım senden. Git. Ya neler söylüyorsun? Gülşen. Gülşen. Durumu nasıl? Önemli bir şey değil. Tansiyonu düşmüş. Oh. Hamilelerde sık sık olur. Hamile mi? Evet. Bilmiyor muydunuz? Hayır. İki aylık hamile eşiniz. İki aylık mı? Evet. Karımı görebilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Evet.
Gülşen. Bakmayacak mısın bana? Neden söylemedin bana? Ya bir şey olsaydı sana? Ya da bebeğimize? Senin bebeğin değil o. Ne demek o? Sen onun babası olmayı hak etmedin. Yüzünü de hiç görmeyeceksin. Ne oldu sana Gülşen? İnanamıyorum sana. Bu söylediklerine... Gerçekleri görmem hoşuna gitmedi galiba. Ne gerçeği? Saçmalama. Kim soktu aklına senin bunları? Hiç kimse. Ben gözümle gördüm. Şenay abladan da Allah razı olsun. Olmasaydı hala inanacaktım sana. Ne? Şenay mı? Evet. Ya sen bana değil daha 2 gün önce tanıdığın birine mi inanıyorsun? Ne söyledi sana? Ne dediyse dedi. Yazık. Çok yazık. Hoş geldin. Vallahi hiç hoş gelmedim. Ne oldu? Sana sormalı. Aynur ne oldu söyle hiç uğraşamam sende. Bütün gün yoruldum zaten. Öyle mi? Çok gezdin. Çok fal baktın herhalde. Of ne diyorsun Aynur ya? Eve gelene kadar 2 komşu yolumu kesti onu diyorum. Gelmek istiyorlarmış fal baktırmaya. Müsait misiniz diyorlar. Ay ne olacak canım. Hem para falan da almıyorum eskisi gibi. Bir de para alsaydın bari o saçmalıklar için. Unuttun mu başımıza gelenleri? Kim o? Bilmem. Alo. Sedat. Merhaba, benim. Öyle mi? Ay çok üzüldüm. Nasıl oldu böyle birdenbire? Tamam, uğrarım ben. Tamam, hoşça kal. Bir de adam sana telefon mu açıyor? Ya düşündüğün gibi değil. Adam boşanıyormuş karısından. Boşanıyor muymuş? Neden acaba? Ne demek istiyorsun sen Aynur ya? Yine ben mi suçluyum? Sen de iyice abarttın ama ha. Nereye? Taşınıyormuş Sedat. Eşyalarını dağıtıyormuş. İstersen gel bak dedi. Pes abla. Vallahi pes yani. Ne var canım? Hem o yardım etmedi mi bize taşınırken? Merhaba, hoş geldin. Merhaba. İçeri girmez misin? Toplanmışsın bile. Öyle oldu. Ne oldu böyle birdenbire? Ya işte öyle olması gerekiyordu belki. Bu arada eşyalara bak istersen. Zaten çoğunu almayacağım. Daha önce fark etmemiştim ama kıyafetin ne kadar çok yakışmış. Öyle mi? Gerçi sen ne giysen yakışıyor. Gülşen nerede? Annesine gitti. Üzülme, barışırsınız belki. Gülşen'le hiç sanmıyorum. O istese bile artık ben istemem. Neden? Ne oldu bu kadar kötü? Zaten kötüydü yıllardır. İdare ediyordum ben onu sürekli. Hem sen demiştin ya geçen gün. Kıskançla beraber olmak çok zor. Biliyor musun Şenay? Bunu en iyi ben bilirim. Ya. Kimden kıskanıyordu? Herkesten. Komşuların kızlarından bile kıskanıyordu. Yok artık. Gerçekten. Komşuların kızlarından bile kıskanıyordu. Aynı benim eski eşim gibi. Biliyorum. Çekilecek dert değil. Ben de çekemeyeceğim artık. Bitti benim için. Artık hayatımda yeni bir sayfa açıyorum. Hayatımdaki insanın daha güvenli bir olmasını istiyorum. Senin gibi. Yani Gülşen zayıf bir kızdı. Oradan buradan duyduğu fal saçmalıklarına göre davranırdı.
Sen mesela inanmazsın değil mi böyle şeylere? Asla. Şenay. Lafı uzatmadan söylemek istiyorum. Seni ilk gördüğüm andan beri çok beğeniyorum. Eğer sen de istersen seni biraz daha tanıyabilir miyim? Böyle birdenbire çok şaşırdım doğrusu. Evet. Nedir cevabın? Ben evet. Ben de tanımak isterim seni. O halde sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Gülşen? Tanımak istiyorsun demek öyle mi? Bak yanlış anladın Gülşen. Senin falla hiç işin olmaz öyle değil mi? Bak sakin ol tamam mı? Sakin ol. Senin yüzünden yuvam yıkılacaktı benim. Bırak Gülşen. Hayatımı. Gülşen ne yapıyorsun? Bırak beni. Kızım kocam saydı. Sakin ol dur. Bırak Gülşen bırak. Hayatım dur ne yapıyorsun? Aşağılık seni. Aşağılık. Gülşen bir sakin Gülşen, ol. Gülşen bırak sakin ol. Bırak. Gülşen. Bırak. Hayatım bir dur. Şenay Gül siz misiniz? Evet benim. Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? Ben bir şey yapmadım ki. Bizimle şubeye söylesenize. Kadar gelmeniz gerekiyor. Ben bir şey yapmadım ki. Söylesenize. Ben bir şey yapmadım. Bırakın beni. Sedat. Beni affedebilecek misin? Bir daha asla inanmayacağım. Söz mü? Söz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.